Eşek ile çekirge uzak köylerden birinde bir eşek her gün şehirlerde otlarmış. Öyle mutludan yanılmış ki aklı et suçada öldürürmüş. Ahi ahi. Zaman da etrafına baktıkça her yanılığında canlıların kulaklarını tıkadığını görmüş. Hatta şerefindeki köylerde otlarmış diye geri dönme ot koyuyorlarmış. Bu tür eşek her gün ötürmüş. Birkaç gün geçmeden çok hoşuna giden bir ses duymuş. Dönüp bakmış ki bir çekirge alıp zıplaya gidiyor. Ona doğru dönüp, çekirge kardeş sesin çok güzel. Buradan nasıl yaptığını öğretir misin? Çekirge ise, benim de halim böyle işte. Belki de yediğimden içtiğimdendir eşek kardeş. Ben sadece bitkilerin üzerinde biriken sularla beslenirim. Bir de ne istersen demiş. Birkaç gün geçmiş çekirge eşeğin durumun ne oldu diye merak ederek şehre gelmiş. Bir de bakmış ki bizim eşek bir köşede öyle yatıyor, bir de suyla meselince ağzı düşüyor. Açlıktan ölmek üzere olan eşek artık türlü şekilde anlamıyorum bile çekirge kardeş demiş. Çekirge ise sevgili arkadaşım sen iyisin mi? Normal hayatına devam et. Git şu çayırlarda otla. Neşelen, anır. Hepimizin bir yaratılışı var. Ve ona göre yaşamamız gerekiyor demek ki. İyi durum açıklamış. Arkadaşlar, tüm canlılık farklı özellikleri vardır. Önemli olan kendimiz olmaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.